Aracımız yağmur öncesi buraya çekildi. Yağmurdan sonra bir şimşek düşmesi gibi bir şey oldu galiba. Yukarıda gördüğünüz elektrik direğinden ötürü. Aracımın şu an beyni yanık. Elektrik aksamı yanık. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Lastiğim patlak. Kabloların yarısı boşta duruyor, yanık. Başka yani çalışmıyor şu an. Aracın elektrik yok. Yıldırım düştü büyük ihtimalle. Çünkü gürültü patlama oldu. Yandaki ev de benim. Aynı şekilde beyaz eşyalarımızın tamamı yandı. Aracımız bu şekilde çalışmıyor. Aynı şekilde mahallemizde bundan çoğu, herkesin de durumu aynı yani. Şu an benim kendi evimde beyaz eşyalarım hiçbir çalışmıyor. Elektrik yok. Hiçbir şekilde elektrik yok. Aynı şekilde komşularımın da aynı. O an fişe takılan hiçbir şey çalışmıyor. Hala da çalışmıyor. Çok aşırı bir patlama oldu. Ya biz evin içindeydik, benim eşim de evde de. Çok aşırı bir patlama oldu. Bomba patlar gibi patladı. Bundan 2 saat önce yağmur başlamasından bir gök gürültüsü duyduk. Ve aşırı bir bomba sesi gibi oldu. Evlerimizden fırladık. Ondan sonra dışarı çıktığımızda herkesin dışarıda olduğunu gördük. Ondan sonra evlere tekrar girdik. Eşyalarımıza baktık. Ve şu an Yılmazoğulları sokağımızda kombimiz yandı. Beyaz eşyalarımız yandı. Arabamız, komşumuzun arabası yandı. Şu an çok mağdur bir durumdayız. Şu an bu korku içinde bütün komşularımız mağduriyet içinde. Ve insanların şu an bu mağduriyeti karşılayacak durumları da yok. Çünkü bu insanların komple evi yandı şu an. Komple tesisatları yanık. Benim de dahil. Yani bu durumdan bizim mağduriyetimizin en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz. Şu an Yeşiltepe Mahallesi'nde belki 5-6 sokakta şu an hala var. Çünkü irtibat halindeyiz. Komşularımızla, orada tanıdığımız arkadaşlarımızla. Şu an bütün sokaklarda aynı durum mağduriyet içinde. Onların da tesisatları yanmış, kombileri yanmış, beyaz eşyaları yanmış. Bu sokağın, görebileceğiniz bütün sokağın komple kombisi, beyaz eşyası, elektrik tesisatları hepsi yanık şu an. Şu an mağduriyet içinde. Yeşiltepe ciddi bir hasar gördü. Öncelikle Yılmazoğulları sokağın tamamı ve diğer sokaklarım, Yeşiltepe'nin her bir bölgesinde ciddi arızalar var. Umarım bununla kalır ama gene şükredeceğimiz bir konu var. İnsanlarımıza bir şey olmadı. Aşağı yukarı 100'ün evinde bir hasarımız var. En az bütün beyaz eşyaları, kombileri, internet kabloları, elektrikleri, evlerdeki lambaların yerlere düştüğünü tespit ettik. Bununla kalsın. Yeşiltepe'ye geçmiş olsun. Şöyle yapayım mı? Bulaşık makinamız yanık. Hiçbir şekilde elektrik yok, görüntü yok. Bu birincisi. Buzdolabımız aynı şekilde. Sadece içindeki ışık yanıyor. Motorumuz muhtemelen yandı. Yüksek akıma ötürü yandı. Bir tek ışık yanıyor, başka hiçbir şey yok. Bulaşık makinamız aynı şekilde. Hiçbir şekilde tepki yok. Bunlar hep elektrik gidip gelmesinden ya da şimşek çarpmasından ötürü oldu. Gerçek Yeşiltepe'nin yeni bir sokağın falan. Bir de bir tek bunda kalmayacak. Bir de bunda kalmayacak. Bir de bunda kalmayacak.